Kindergarten 2'ye başlıyoruz. Oyunumuzda çok fazla yeni karakter var ve yeni bir okulda olduğumuz için derslerimiz, etkinliklerimiz değişmiş. İlk bölümde biraz çevremiz ile tanışalım diyorum. Yani tanışma merasimi ile geçecek bir bölüm olacak. İyi seyirler. Salı gününden oyuna başlıyoruz. Yani pazartesi günümüz bitmişti ve salı gününden bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi burada bir tür yenilikler var. Bunları göstermek istiyorum. Bakın görev haritası diye bir şey çıkmış. İki temizlikçinin hikayesi diyor. Şurada bir eşyayı bulduğumuz zaman iki temizlikçinin hikayesini başlatabiliyoruz ve sanırım şu da Nugget'a benziyor. Herhalde bütün görevleri yaptığımız zaman Nugget'a gidebileceğiz. Öyle bir durum var yanlış anlamadıysam. Neyse bunları karıştırmayalım, kurcalamayalım. Monster Mon kartlarının olduğu bölümde bu şekilde gösteriliyor. Yani güzel güzel arayüzler yapmışlar pekala. Şimdi ben bir etrafa bakacağım arkadaşlar. Bugün ne giyiyorum diyor ve kıyafet mi seçiyoruz? Ama benim şu anda bir kıyafetim yok. Bu arada ben birinci oyundaki aynı karakterim değil mi? Evet aynı karakterim. Resime bakamıyorum. Burada eşyalarımız var. Bugün okula ne götürmeliyim diyor. Yani okulda karakterlerin görevlerini yaparak bu eşyaları açacağız. Onları götürebilirim. Şöyle gelelim, camın önünde bir şey yok. Burası Monster Mon kartlarının rafı. Güzel, gayet hoş gözüküyor. Bu ne abi? Odamın duvarında bir buton var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir basalım bakalım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu şey her neyse ona henüz hazır değilim sanırım. Bunu ben sanırım anladım arkadaşlar. Monster Mon kartlarını topladığımızda buna basacağız. Bu dolap hareket edecek. Arkasında bir yere geçeceğiz. Muhtemelen onun gibi bir şey olduğu gözüküyor. Neyse uzatmayalım. Hemen ben okula gireyim. Para falan almıyoruz sanırım. Anaokulunda bir başka güne daha hazır mıyım diyor. Evet tabii ki hazırız ve maceralarımız başlasın. Burası sanırım yeni anaokulumuz ve karakterlerin çoğu aynı. Bakın burada temizlikçi abi var. Psikopat herif. Biz yeni anaokuluna geldik. Neden bunlar da geldi ki? Aynı karakterler gelmiş. Bugs var. Jerome var. Jerome ağlıyor. Jerome ne oldu? Neden ağlıyorsun? Baban öldüğü için mi ağlıyorsun Jerome? Galiba babası öldüğü için ağlıyor. Bu karakterin kim olduğunu bilmiyorum. Psikopat, uğursuz, gıcık Cindy var arkadaşlar. Bu karakteri tanımıyorum. Şurada ikizler var sanırım. Bunlar ikiz mi? Evet bunlar ikiz gibi gözüküyor. Ve Monty. Monty sana ne oldu Monty? En son temizlikçi Monty dövmüştü arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ve Monty tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalmış. Burada bir tane abla daha var. Ve bizim öğretmenimiz Bayan Applegate. Şu iki öğretmeni tanımıyorum. Bir tane daha temizlikçi var. Ve Nugget. Nugget senin orada ne işin var lan Nugget? Yardım edin. Nugget burada kaldı. Sen oraya nasıl indin Nugget? Orada ne işin var senin? Oraya nasıl indin bir söylesene. Nugget. Yeni Nugget mağarası için uygun bir yer arıyordu. Ha, Nugget mağarası yapmaya çalışıyor bu tekrar olarak. Ama sen kanalizasyona nasıl girmiş olabilirsin ki abi? Tuvaletin deliğinden falan mı girdin? Hayır. Nugget engelli rampasının yanında kazılacak uygun bir yer arıyordu. Yer sallanmaya başladı. Sonra bir çöküntü oldu. Bir saniye, engelli rampası nerede? Şurada bir engelli işareti var ama orada bir rampa yok galiba. Peki Nugget, bunun hakkında ben ne yapabilirim? Yardım bul. Öğretmene söyle. Ya da temizlikçiye. Hiç olmadı müdüre. Nugget'ın uğrunda değil. Sadece Nugget'ı buradan dışarı çıkar. Tamam tamam. Ya Nugget'ı buradan dışarı çıkarmak istiyorum açıkçası. Temizlikçiye bir söyleyelim bakalım. Temizlikçi abi, yardım eder misin şu Nugget'a? Selam çocuk. Ben arkadaş canlısı, okul temizlikçinizim. Ya arkadaş canlısı olduğuna pek inanmıyorum. Şu önceki temizlikçinin yaptığı şeyleri gördüğümden beri size pek güvenmiyorum ben. Sen gerçekten arkadaş canlısı mısın yani? Sana güvenebilir miyim? Evet, yani ben öyle olduğumu düşünmek istiyorum. Buraya alışırken yardıma ihtiyacın olursa bana söylemekten çekinme. Yardımcı olmaktan mutlu olurum diyor. Tamam, buradan geçebilir miyim desem ne olur? Bir yere mi gidebiliyorum ben? Üzgünüm diyor. Yalnızca engelli çocuklar engelli rampasını kullanabilirler. Ha, engelli rampası burasıymış. Yani sadece Monty kullanıyor. Peki, konudan ben gene birazcık saptım. Ben yardım istemek istiyorum. Nugget şuradaki ızgaraya sıkışmış. Bir yardım eder misin ya? Şu çocuğu bir çıkaralım. Oh, olamaz. Bu korkunç. Güvenilir alet kemerim yanımda olsaydı onu oradan çıkarabilirdim. Sen bunu müdüre söyle. O ne yapılacağını bilir. Tamam ama güvenilir alet kemerinin ne olduğunu bilmiyorum. Müdüre söyleyelim. Müdür bu mu lan? Müdür? Ah, yeni numunelerden biri. Birbirimizi pek sık göreceğimiz yok tabi. Ne numunesi ya? Neden bahsediyorsun? Bu da önceki müdür gibi psikopat mı? Ortalama 6 öğrencileri sınıfıma almıyorum çünkü. Ben ortalama 6 falan değilim. Bunu kanıtlarım. Ama şu an senin kim olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ben zaten senin sınıfına gelmek istemezdim diyebiliyorum. Bu müdür değil ya. Bu ne? Bir soralım bakalım. Yok, diyalog kapandı. Yani ben bunun müdür olduğuna inanmadım arkadaşlar. Bir de zaten önlük mönlük giymiş. Bu fen hocası mı? Sanırım fen hocası. Neyse ben şuradaki ablayla konuşayım. Bu sanırım bizim müdürümüz. Merhaba. Ben bu güzel okulun müdürüyüm. Bugün bir sürü yeni öğrenci gördüğüm için çok mutluyum. Ben de mutluyum. Yani sen iyi birine benziyorsun. Gayet hoş bir insansın. Ama tabii senin neler çevirdiğini öğrendiğimiz zaman bu kadar da mutlu olmayacağız. Peki ben senden bir yardım istiyorum. Nugget şuradaki kanalizasyon ızgara
makinesine sıkışmış. Bana bir yardım eder misin? Oh, küçük garip çocuk. Evet, durumdan haberim var. Neden kurtarmıyorsun? Nugget'ın orada durmasına müsaade ediyorsun. Bunun hakkında bir şey yapmayacak mısın? Kesinlikle. Öğrencilerimden birini kanalizasyonda öylece bırakamam. İtfaiye onu oradan çıkarmak için yola çıktı bile. Ben gidip Nugget'ı bilgilendireyim diyorum ve buna gerek kalmayacak. Ben kız kardeşimden onu gözetlemesini isteyeceğim. Bu mu senin kız kardeşin? Abla bu. Yemekhanede çalışan abla ama önceki bölümdeki abla değil. Bu farklı bir abla. Kanalizasyon ızgarasına sıkışmış bir çocuk var. Onunla bir süreliğine ilgilenir misin diyor. Evet müdür, kız kardeş tatlım dedi ve şu anda Nugget'la ilgilenmeye gitti. İşte her şey kontrol altında. Başka bir şey var mıydı diyor. Başka bir şey yok. Ben bir hayır demek istiyorum. Nugget'la şu an ilgileniyor mu? Ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun burada? Bu şekilde yardımcı olunmaz yani. Bir çekil bakayım. Oğlanı koru. Çocuğu koru. Sadece önünde duruyorsun. Eşlik ediyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun ki. Çocuk iyi. O korunacak. Bu neden böyle konuşuyor ya? Nugget gibi konuşan saçma sapan bir insanla karşılaştık. Nugget, içeride durumlar nasıl? İyi misin? Nugget hiç mutlu değil. Nugget korkutucu aşçı kadını sevmi derken çocuk iyi. Eğer onu üzmeye devam edersen seni kaldırmak zorunda kalacağım. Ben kimseyi üzmüyorum, beni kaldırma. Derken kaldırmak demek ne demek bu arada? Sorabilir miyim? Kaldırmak demek ne demek? Evet, kaldırmak. Ortadan kaldırmak. Öldürmek mi? Eğer öldürmekse benim sinirimi bozarsın. Tamam mı? Gitmeyeceğim diyelim bakalım. Evet, gideceksin diyor. Nasıl gidiyorum? Yani kafama sapladı arkadaşlar. Artık elindeki her neyse beni öldürdü. Bu şekilde bir şey olacağı belliydi. Çünkü oyunda bu hareketler meşhur. Ben burada Nugget'ı buradan kurtaracağım. Ama sanırım bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben diğer karakterlerle bir tanışıp görüşmek, konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ve burada Lily yok. Lily neden yok ya? Lily'li Billy yok arkadaşlar. Bunlar gitti sanırım. Neyse ben Jerome'la konuşacağım. Jerome ağlıyor. Kıyamam sana. Babası öldü ya. Nasıl ağlıyor? Bakın şunu arkadaşlar. Git buradan çocuk. Konuşmak istemiyorum. Niye istemiyorsun? Aa, gerçekten konuşmak istemiyor. Jerome'la konuşamıyorum. Çok üzgün galiba. Şimdi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Merhaba. Bu yeni okul tam benim stilim. Özellikle de yeni erkek seçenekleri. Sen ne düşünüyorsun diyor. Ben yeni erkekler hakkında bir şey düşünmüyorum Cindy ve eğer seninle hala sevgili olduğumu düşünüyorsan ben seninle sevgili falan değilim. Üzgünüm tatlım ama biz dünün çiftiyiz. Ayrıca ikimiz de biliyoruz ki ben senin için biraz fazla iyiyim diyor. Cindy. Yani şimdi sana ne desem ki bilemedim. Ah kalbim diyelim bakalım, bu ne demek oluyor? İşte bir mendil. İstediğin kadar ağla. Şimdi bana bir erkek arkadaş bulma konusunda yardım edecek misin? Ya şimdi yürü git şuradan, bir de sana sevgilim arayacağız ya. Yapacak daha iyi işlerim var diyelim. Hemen bunu reddedelim. Konuşacak yeni karakter var. Ben bu Monty'ye çok üzüldüm ya. Bu Monty ne yapıyor burada tekerlekli sandalyenin üzerinde? Bir konuşalım bakalım. Bir şey almak ister misin? Monty hala satıcılığa devam ediyor bu arada. Her ne kadar yürüyemese de. Tekerlekli sandalyenin üzerinde dolansa da bir şeyler satmaya devam ediyor. Hala bir şeyler satıyor musun diye sormak istiyorum. Evet, çok zor olacak ama işimi devam ettirmek istiyorum. Sana ne oldu peki? Ne olduğunu biliyorum ama acısını dessem mi ya? O çürümüş temizlikçi onun yazım yanlışlarını düzeltmemi beğenmedi. Ama emin ol, o da kısa zamanda hak ettiğini bulacak. Ya Monty'ye. Monty, seni ben ispiyonladım Monty'ye. Ya ben şu an bu acıyla nasıl yaşayacağım? Monty'yi ispiyonladım. Şu Monty'nin düştüğü hale bir bakar mısınız arkadaşlar? Peki ne yapacaksın temizlikçi? Onu öldürecek misin? Öldürmek mi? Oh hayır hayır hayır. Onu yok edeceğim. Nasıl yok ediyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani burada daha fazla bir şey söylemiyor. Hala bir şey alacak mısın diye soruyor. Alacağım diyelim, bakalım neler satıyor. Neler sattığını bir öğrenelim. Çakmak satıyor. Pil satıyor. El temizleyici satıyor ve boşver satıyor. Tabii bu şakaydı arkadaşlar. Boşver satmıyor. Boşver deyip diyaloğu kapatabiliyoruz. Kapattım. Şimdi kimle konuşalım? Burada bir de Bugs'la konuşmak istiyorum ben. Bugs'ı sevmesek bile arkadaşlar, tekrardan Bugs'la bir sohbet etmek hoş olacaktır. O benim bıçağımı çaldı. Küçük ispitçi. Kendine çok dengesiz bir düşman edin. Evet, dünkü olaylardan bahsediyor arkadaşlar. Bıçağı çalmıştık. Ne demek istiyorsun diye soralım bakalım. Müdürün aptal kızı. Aa, benden bahsetmiyor lan bu. Başka birinden bahsediyor. Nereden anladıysa üstünde bıçak olduğunu buldu ve şimdi çalışma cezam var. Bu yeni okul çok aptal. Peki ben sana yardımcı olabilir miyim Bugs? Hiç tehlikeli bir eşyan senden haksız bir şekilde alındı mı diyor. Yoo. Alınmadı. O yüzden sana yardımcı olamayacağım sanırım. Şimdi müdürün kızı kim? Bakın, bunun müdür olduğunu varsayarsak şu da müdürün kızı arkadaşlar. Sarı saçlı, benziyor. Bir konuşalım bakalım. Merhaba, benim adım Penny. Annem bu okulun müdürüdür. Sen yeni çocuklardan biri olmalısın. Seninle tanıştığıma memnun oldum diyor. Penny, seninle ben bir
arkadaş olabilir miyim? Arkadaş olmayı çok isterim. İşte bu arkadaşlık bilekliğini alabilirsin diyor. Ver bakayım. Arkadaşlık bilekliği aldım bir tane arkadaşlar. Senin üstünde çok güzel durdu. Arkadaş olduğumuza çok sevindim. Sonra görüşürüz. Yani umarım işimize yarar bu. Ben bir de şuradaki çocukla konuşmak istiyorum. Bu çocuk kim bilmiyorum ama inanamıyorum. Bu hiç adilli. Ne oldu? Ne adilli? Arkadaşlarımın başka bir okula gönderilmesi. Benim dışında hepsi siz pisliklere yer açılsın diye başka bir okula gönderildiler. Ne olacak yani, bir şey olmaz ki. Bizle de arkadaş olursun. Kaç kişi gönderildi? 3. Bana sorarsan biz kötü bir anlaşma yaptık diyor ve daha fazla konuşamıyorum. Yani bu karakterlerin görevlerini başlattığın zaman sanırım daha fazla diyalog açılacak. Şu an herhangi bir diyalog açılmıyor. Şuradaki kızla konuşalım. Hey, sen yeni çocuklardan biri olmalısın. Ben Carla. Üstünde hiç yasaklı eşya var mı? Hayır, yasaklı eşya yok. Yani neden sen yasaklı eşya arıyorsun? Şu an garip zamanlardayız. Ben sadece seni çalışma cezasından korumaya çalışıyorum. Kimse buradan içeriye tehlikeli şeylerle giremez. Evet, Box o yüzden ceza almış. Peki Box'ın üzerinde bıçak olduğunu nasıl anladınız? Metal dedektörünüz falan mı var sizin? Evet, ve onun adı Penny. O sarışın okulun en büyük ispiyoncusudur. Ve kimlerin bir şeyler taşıdığını bilebiliyor diyor. Nasıl biliyor? Hiçbir fikrim yok. Ama içeri sokmak için özel bir yolun olmadığı sürece bu duvarlar arasına bir şey getirmek aptalca olur. Yani içeri sokacak bir şeyim yok ama bir konuşmaya devam ettirelim. İşte bir maytap. Eğer onu içeri fark edilmeden sokabilirsen sana borçlanmış olabilirim diyor. Oğlum sen sokmayacak mıydın? Ben nasıl sokacağım şimdi? Tamam, kabul edelim bakalım. Bir tane maytap aldım. Yani bu maytabı muhtemelen bu kız hissedecek. Bizi şu anda ispitleyecek ama ben buradaki ikizlerle de bir konuşmak istiyorum. Bu karakterlerle de bir tanışalım. Sana zaten söyledim Teddy. Bu plan hatasız. Sadece sana anlattığım şeyleri yap. Sadece bilmiyorum Felix. Tüm bu şey bana çok yanlış geliyor. Ozzy bize hiçbir şey yapmadı. Ozzy kim? Ben şu an Ozzy diye biriyle tanışmadım. Sıkıntı olmayacak. Böylesine bir... Ne zamandır bizim küçük konuşmamızı dinliyorsun? Deminden beri. Yani bir dakika oldu. Güzel. Ted'in başının belaya girmesini istemem. Neden benim başım belaya girecekmiş? Bunlar neden tartışıyor ya? Ve Ozzy kim? Bunlar ne yapmış arkadaşlar? Gizli gizli konuşmaya çalışıyorlar da. Burada sadece konuşmadım. Temizlikçi abi ve öğretmenim kaldı. Hemen bunlarla da bir tekrardan tanışalım. Gerçekten iğrenç. Ne oldu? İğrenç olan nedir? Ve senden daha iğrenç bir şey? Ben bilmiyorum. Temizlikçi abi. Kör müsün? Şuraya bir baksana. Şu diğer isimsiz temizlikçi gerçekten burayı içinde bırakmış. Onun ismini bilmiyor musun? Neden isimsiz temizlikçi diyorsun? Git ve onun adını öğren. Hemen diyor. Tamam. Ve bu arada Monty şu anda engelli rampasından geçti. Sanırım engelli rampasından okula gidecek. Ben de bu temizlikçinin ismini bir öğrenmeye çalışayım bakayım. Senin adın nedir diyeceğim ama elmamız yok ki ya. O yüzden ben temizlikçinin görevini ilerletmeyeceğim. Çünkü burada bir Applegate ile konuşalım. Oh, sen misin? Nasıl gidiyor? İyi misiniz öğretmenim ya? Nasılsınız? Bayağıdır görüşmüyoruz, yaklaşık bir gündür. Yeni okul hakkında, yeni öğrenciler hakkında ne düşünüyorsun? Ben iyiyim. Biraz yorgunum. Ya da öyle şeyler. Sen de dünkü ilaçlardan olma şansı var mı? Yok. Yani gene hap istiyor benden. Hap yok. Müdür de gitti. Artık o haplardan daha fazla bulamayız. Öyle bir şey yok yani. O zaman beni rahatsız etme. Henüz zil çalmadığı için seninle uğraşmak zorunda değilim. Ama ben diyorum burada. Ama ben derken ne oluyor? Hayır lan, ne oldu? Tokat mı attı bana? Bugün olmaz. Şu an delirmeye çok yakınım. Ve tüm enerjimi Cindy bir sorun çıkarana kadar saklamak zorundayım. Peki. Yani bana şapla yapıştırdı arkadaşlar bu arada. Ve Cindy'nin bir sorun çıkarmasını beklememiz gerekiyor. Applegate'le daha fazla konuşmak için. Zilimiz çaldı. Teneffüsümüz bitti. Ve ilk günümüzde artık tanışma merasimi bittiği için sanırım okula gireceğiz derken burada Penny bizim üzerimizdeki maytabı sanırım anladım. Bu yeni çocukta yasaklı bir eşya var. Onu alacağım. İyi gördün. Teşekkürler Penny. Okulumuzda yasaklı eşyalara izin vermiyoruz. Bugün çalışma cezası alacaksın. İlk günden ceza aldık. Yapacak bir şey yok. Herkes sınıfa giderken ben çalışmaya mı gideceğim? Yo, ben de sınıfa geldim. Çalışma cezası nerede o zaman? Derken bu elmaların üzerinde neden böyle Nugget'ın kafası var veya şurada başka bir kafa var? Bunların nedenini ben bilmiyorum. Tamam çocuklar. Öğretmenimizin başı ağrıyor. Bu yüzden çok sessiz olacağız. Etkinlik zamanında şu an herkes oyun oynamaya gitti. Robot aldı. Cindy gene bir tane bebek almış. Evcilik oynuyor galiba. Bu Teddy miydi? Adını unuttum. Bu da araba almış. Burada odacıklar var. Bir tane Monster Moon kartı burada. Para var. Şurada bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Duvarda resimler falan var ama bunlarla ilgilenmeyeceğim. Kimle konuşsam şimdi ya acaba? Görev haritasında bir şey çıktı mı? Herhangi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Box'la konuşalım bakalım. Tamam, Box'la konuştuğumuz zaman Box bir şey söylemiyor. Hala bıçağıyla ilgili bir şeyler söylüyor. Bu çocukla konuşalım. Destructotron oyuncakların arasında en iyisiydi. Siz yeni çocuklar gelmeden önce ben ve arkadaşlarım hep onunla oynardık. Sanırım robotundan bahsediyor. Ve Ozzy bu mu? Evet, Ozzy buymuş. Bunlar Ozzy'ye bir şey yapmıştı şu ikizler. Bakın Ozzy
bizi bu çocuk. En iyisi miydi diye soralım. Evet ama pili bitti. Arkadaşım yok, oyuncağım yok. Siz yeni çocuklar gerçekten berbatsınız. Ozi bir susar mısın? Sana eğer ben pil getirirsem robotunu çalıştırır oynarsın, tamam mı? Çocuk sen ne yapıyorsun? Babam böyle bir araba kullanıyor. Öldüğü zaman ikiz kardeşim Felix'in o arabayı alacağını söylemişti. Ted'in babası ölmüş ve bu üzücüymüş diyelim, yanından ayrılalım. Ben de bir tane oyuncak almak istiyorum. Bakalım bir oyuncak var mı? Stres çarkı varmış. Hemen bir tane stres çarkı alalım. Nugget ne oluyor lan? Nugget sen nasıl çıktın? Nugget burada. Nugget neden kan içindesin peki? Nugget o kanalizasyondan kurtulmak için aradan geçsin diye kolunu mu kesti bu temizlikçi kadın mıdır nedir ya da başka biri? Nugget'ın başarısız olan Nugget mağarasından çıkmak için kolunu kemirmesi gerekti. Evet evet, Nugget kendi kolunu kemirmiş. O şekilde parmaklıkların arasından çıkmış. Nugget çok dayanıklıdır. Nugget yaşayacak. Nugget ben sana inanıyorum, yaşayacaksın ama bu halin ne ya? Nugget geldi, bir oyuncak alacak. Tek eliyle nasıl oynayacak bilmiyorum ama Nugget için hiçbir oyuncak kalmamış ve bu da Nugget'ı üzüyormuş. Nugget'a ben stres çarkını verebilirim ya. Nugget gel. Oyuncak yok, kol yok. Nugget yeni okulda berbat bir gün geçiriyor. Nugget ben de senin için bir tane stres çarkı var. Al oyna şununla. Nugget cömertliğini takdir ediyor. Nugget buna bir Monstermon kartıyla karşılık verecek. Ver bakayım Monstermon kartını. Verdin mi? Verdi. Tamam. Evet, Nugget'a stres çarkını verdik. Gayet güzel bir şekilde oynuyor. Şu an yapabileceğim daha fazla şey yok galiba. Monstermon kartlarını alamıyorum. Odacıkları karıştıramıyorum. Öğretmen izin vermiyor. Ben burada günü ileri saracağım. Bu arada bakın bu elmaların üzerindeki işaretler sanırım şu. İlk elmanın üzerinde Nugget vardı. Yani ilk elmayı harcadığımızda Nugget buradan odaya giriyor. Son elmada da temizlikçi var. Muhtemelen temizlikçi odayı temizlemeye gelecek. Yiyelim bakalım. Bu arada elmaları yiyorum. Para kazanmıyorum arkadaşlar. Bana hiçbir şekilde para kazandırmıyor. Neyse. Son elmayı da yedim. Ve temizlikçi mi, bu kim lan? Yeni çocukların dikkatine. İşte izin kağıtlarınız. Eğer bunu bir yetişkine imzalatırsanız koridora çıkma izniniz olur. Çılgınca fikirlere kapılmayın ama. Onu sadece günde bir kez kullanabilirsiniz. Anlaşıldı. Evet, bir tane izin kağıdı aldım ama hangi yetişkin bunu imzalayacak? Öğretmenimiz mi yani? Biz öğle yemeğine gidelim arkadaşlar. Tekrar yemekhanedeyiz. Nugget'ın hala kolu kanıyor. Nugget sen acıya dayanıyorsun ama kan kaybından öleceksin ya. Bu halin ne senin? Neyse, ben ilk önce biraz etrafı karıştıracağım arkadaşlar. Şurada içecekler var sanırım. Burası sos istasyonu. Bu okulda her şey var diyor. Önceki okulumuzdan kesinlikle daha iyi ya. Temizlikçi abi yerleri siliyor. Buralar su olmuş çünkü. Merhaba çocuk. Öğle yemeği için ne yemek istersin? Sen bana bir tane hamburger verir misin ya? Bu hamburgeri bir alalım. Hamburger 1 dolarmış. Ucuz arkadaşlar. Ve bunu yeriz. Bu nöbetçi öğrenci galiba ya. Öğretmenler odasına öğrenciler giremez. Git ve yemeğini bitir çocuk diyor. Yani ısrar etsem, içeri girmem gerekli falan desem, senin ne ihtiyacın olduğu umurumda değil. Herhangi bir acil durum olmadığı sürece buradan çekilmeyeceğim. Peki acil durum ne olabilir? Ne zaman bir suç işleneceğini ya da gecikme yaşanacağını bilemezsin. Yani herhangi bir acil durum yaratırsak bu çocuk buradan gidiyor ve biz de gidip öğretmenler odasına girebiliyoruz. Ben şöyle etrafı bir karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Buralarda Monstermon kartı gizli oluyor. İlk bölümden hatırlarsanız masanın altında bir Monstermon kartı bulmuştuk. Ama sanırım burada Monstermon kartı yok. Ben burada Jerome'la konuşacağım. Jerome gene ağlıyor. Yeni okul, aynı çocuklar. Tüm bunların sebebi ne ki zaten? Bilmiyorum Jerome, nereden bileyim? Jerome iyice duygusallaşmış arkadaşlar. Doğru düzgün konuşmuyor. Burgerler de iyi ama Lapa'yı özlüyorum ben. Bugs, o Lapa'yı gerçekten seviyor muydun ya? Yürü git. Yürü git yalancı. Şimdi seninle kimse sevgili olmaz bu saatten sonra. Yalnız yaşamaya alış. Burada Ozzy hala bizden nefret ediyor. Aptal yeni çocuklar diyor. Ozzy'yi kendi başına bırakıyoruz. Ya Nugget şu kolunu git sar, bir şeyler yap ya. Nugget'ın başı çok dönüyor. Nugget kolunu çok özlüyor. Kolun nerede peki? En azından kolunu bir taksaydın oraya. Böyle olmaz ya. Gerçekten böyle olmaz. İkizlerle konuşalım. İkizlerle de herhangi bir yeni diyalog yapamıyorum. Sadece tek cümlelik şeyler söylüyorlar bana. Evet, burada yapacak bir şey yok. Ben zamanı ileri sarıyorum. Hemen temizlikçi gelsin bakalım. Ben bir tane daha elma yiyorum. Bu sefer de uzun kafalı adam geldi. Abi senin ne biçim kafan var ya böyle? Yani buradan geçti, dışarı çıktı. Burada bir kapı varmış. Ben buradan dışarı çıkabilir miyim? Ne yapıyorsun? Dışarı çıkamazsın. Henüz yemeğini yemedin. Ben bir tane burger aldım. Bunu ne zaman yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim ya da? Oh benim atam. Lütfen izin kağıdını göster de imzalayayım. Tamam, izin kağıdımızı verdik ve yemekhaneci abla şu anda izin kağıdımızı imzaladı. Ve ben dışarı çıkabiliyorum. Aa, Ozzy de dışarı çıktı. Aa, nöbetçi öğrenci burada. Nöbetçi öğrenci ne haber? Hey dostum, buraya çıkabilmek için bir izne ihtiyacım var. Öyle yemeğine geri dön. Yoksa sana çalışma cezası veririm. Benim iznim var kardeşim. Sen beni bir rahat bırak. Tuvalet izni diyor. Ya, tuvalete mi gidebileceğim sadece? Yani beni buradan yukarı çıkarmıyor. Peki benim yukarı çıkmam için ne yapmam lazım?
Şu küçük ispitçi bu sabah sigaralarımı aldı. Aynen aynı şekilde buna sigara verirsen beni yukarıya çıkarabilecekmiş. Asansörü kullanabiliyor muyum? Asansör için anahtar lazım. Tuvalete gidebiliyorum arkadaşlar ve burada Nugget'ın kanlarını hala görüyorum. Sınıfa da giremiyorum. Kilitliymiş. Buradan dışarı çıkabiliyor muyum? Engelli rampasını açılıyor ve kilitliymiş. Nugget ilk önce sınıfa girdi, sonra yemekhaneye gitti. Tuvalete bir girelim bakalım, tuvalette neler var. Evet, çeşmelerde bir şey yok. Burada bir kapı var. Temizlikçinin odasının kapısı. Yani buraya da bir şekilde gideceğiz. Ama şu an burası kilitli. Tuvaletlere bakalım. Pis uvallar. Burası bayağı bir pis. Hey, orada bir isim var. Tuvalet kağıdına ihtiyacım var. Burada hiç kalmamış. Ben sana bir tuvalet kağıdı vereyim mi? Bak, şurada tuvalet kağıdı var. Derken ben tuvalete girdim şu anda, tuvalet kağıdını almaya çalışırken. Ve teneffüs zili çaldı. Hemen buradan çıkıyoruz ve tekrar sınıfımıza geldik. Tüm şu kötü çocuklara da bir bakın. Sizden teneffüs bitene kadar düzgün davranmanızı bekliyorum. Sen neden bize kötü çocuk diyorsun bu arada? Öğretmen, artık ne öğretmenisin bilmiyorum ama fen öğretmeni misin, kimya öğretmeni misin? Zil çalana kadar konuşmak veya hareket etmek yok. Yeterince açık mı? Ne demek hareket etmek yok? Ne yapacağım oğlum ben? Konuşma yok dedim. Tamam susayım o zaman, böyle bekledim. Ne yapıyorsun sen? Oha! Tamam dedim diye, karşılık verdim diye vurdu beni. Bu arada yazıyor ki çalışma odası cezasında konuşmak veya hareket etmek yasaktır. Şu an bir elma yemek için iyi bir zaman olabilir diyor. Ha bakın, Bugs'ın bıçağı çalınmıştı. O da ceza almıştı. Ben de cezam için buraya geldim. Burada hiçbir şey söyle demeden duracağız ve bakalım, devam ettirelim. Bir tane elma yiyelim. Öğretmenimiz artık her ne yapacak? Öğle yemeğinde içtim kahve, içimde tur atıyor. Kısa bir süre içinde döneceğim. Ben yokken konuşmayın ya da hareket etmeyin. Evet, öğretmenimiz şu anda tuvalete gitti ve ben Bugs'la konuşmak istiyorum. Aptal çalışma cezası. Önce bıçağımı alıyorlar, sonra da özgürlüğümü. Bugs bu berbat ama ne yapacağız? Bir şeyler yapmamız lazım. Ted'in odacığının içinde 3 dolar varmış. Hemen şunu alabilir miyim? Sonra burada oyuncaklar var. Cindy'nin oynadığı oyuncak ve Ted'in arabası var burada. Ben Ted'in arabasını alayım. Cindy'den ilerlemeyeceğim. Cindy'yi hiç sevmiyorum çünkü. Başka bir şey yapabilir miyiz? Buradan dışarı çıkabilir miyim? Ben dışarı çıktım. Tuvalete gidebilir miyim? Aa, öğretmen bizi görecekler. Ve eğer seni bir kez daha okulda sigara içerken yakalarsam... Ne? Çalışma cezasının dışında ne yapıyorsun sen? Seni konuşmadan ve hareket etmeden durman lazımdı. Kazalar olabiliyor sanırım. Tıpkı şimdi olabilecekler gibi. Abi, tuvalete gelmemem gerekiyormuş ya. Lazer silahıyla beni vurdu tekrar öğretmen. Dışarı çıktım. Şimdi nereye gidebilirim arkadaşlar? Üst kata gidebilir miyim? Oyuncak arabayı burayı mı bırakmalıyım diyor. Oyuncak arabayı neden ben burayı bırakayım ya? Bir saniye, oyuncak arabayı bırakma. Asansörü kullanabilir miyim? Anahtar lazım. Yemekhaneye girdiğim zaman nöbetçi öğrenci ya da bu her kimse burada. Stevie'miş bunun ismi ve buradan git diyor. Tamam, beni ofisime geri gönderdi derken elektrik kesildi. Ne oluyor? Normalde bu şeyler sadece... Ne oldu? Beni vurdu gene birisi. Evet, yani bu çocuk da muhtemelen beni burada vuruyor. Ben burada son olarak şuradan dışarı çıkmayı deneyeceğim. Maalesef dışarıda çıkamıyorum. Şuraya araba bırakalım arkadaşlar ve yukarı gidelim bakalım. Gidebiliyor muyum? Abi, ben arabayı neden bıraktım ki? Neyse, burada bir sürü oda var. Yani dolaplar falan var. Karıştırsam dolap kilitli. Bu kızlar tuvaleti mi? Aa, kızlar tuvaletine geldim de temizlikçi burada. Temizlikçi, ben yanlış geldim ya. Dur, bununla konuşmayayım arkadaşlar. Beni öldürmesin. Burada bilim sınıfı var. Ben gitmek istiyorum. Fazla ortalığı karıştırmayacağım. Hemen şöyle bir sınıfa gidelim. Elma yiyelim çünkü öğretmen gelecek. Ben şurada duruyordum galiba. O yüzden öğretmenimiz gelsin. İşte zil çalıyor. Laboratuvar ücretini ödeyen herkes benimle bilim dersine gelebilir. Şu an laboratuvar ücretini ödeyebilir miyim? Ödeyebilirim. 3 dolarım var. Ve spor salonuna da gidebiliyormuşum arkadaşlar. Ama ben laboratuvara gitmek istiyorum. Bilim dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz şey hakkında olacak. Bitkiler. Lütfen önünüzdeki yaygın bulunan bitkiyi inceleyin diyor. İnceleyelim. Fark edebileceğiniz gibi bu bitki ne etobur ne de zehirli değil. Çünkü okularla birliği tam bir korkak sürüsü. Burada bir de bacak var arkadaşlar. Kocaman bir bacak. Bacağı sevdiğini görüyorum. Önceden 2 tane vardı ama birini kaybettim. Eğer onu bulursan lütfen bana getir. Yani bulursam getiririm öğretmenim. Burada neler var? Mıknatıs falan filan. Pek önemli şeyler şu anda yok gibi. Bir tane fiş var ama fişi kullanabiliyor muyum? Evet. Doğru şartlar altında bir dikkat dağınıklığı oluşturmak için kullanılabilir diyor. Tamam, bunu kullanırız. Burada bir tane not var. Ders planını değiştirebilirim diyor. Ha, demek ki ben demin bilim odasına girsem burada ders planını değiştirirdim ve farklı bir ders yapardık. Mantıklı. Bunu yapmak da mantıklı. Ve burada daha fazla bir şey yapabiliyor muyum? Monty ile konuşalım. Bu çok sıkıcı bir ders. Bu bitkilerin hiçbiri satmak için iyi değil. Yani Monty senin nasıl bir şey satmak istediğini ben biliyorum. Ondan yok burada. Bu yeni okulda göster ve anlat yapılmadığına inanamıyorum. Ne kadar berbat bir durum. Aa, göster ve anlat yok mu? Niye yok? Bilmiyorum neden olmadığını. Ben burada elmalarımı harcayacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve
bütün elmaları harcadım. Başka bir eğitim günü daha bitti. Lütfen çıkarken bir şeyleri kırmayın diyor. Hiçbir şey kırmadan hemen dışarı çıkalım. Okulumuz bitti mi peki? Sanırım okulumuz bitti. Herkes dışarı çıkıyor. Nugget gene geliyor kanlı kanlı. Nugget sen ne yapıyorsun? Ne haldesin böyle ya? Evet, ilk günümüzü bitirmemin yanı sıra bir tane de kıyafet açtık. Aşçının önlü adlı bir kıyafet ve Monster Mon kartını da açtık. Şimdi hemen evimize gidelim. Salı günümüz tekrardan başlıyor. Ve burada hemen Monster Mon kartımız yerini almış. İkinci güne başlamayalım. İlk günümüzde bütün karakterlerle tekrar tanışmaya başladık. Yeni karakterlerle de tanıştık. Yeni öğretmenlerimiz ve temizlikçilerle tanıştık. Olay örgüsü tamamen değişti. Ve bakalım sıradaki bölümde neler karşımıza çıkacak, neler yaşayacağız. O yüzden burada videoyu kesiyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.